Evet bunlar benim sıçanlar. Peki ben bu dedim ki bu sıçanlara otizm yapayım. Bakayım oradan belki kendimize bir şey bulur muyuz diye. Peki ne yapayım? Anne karnına dedim ona obez yapayım annelerini. Sonra doğan çocuklara bakayım. Acaba otistik oluyorlar mı? Gerçekten oluyorlar. Anneye çok fazla miktar şeker verirseniz, fruktoz ya da şey, aç bırakırsanız da olan fark etmez. Talaşları ıslatın yine olur. Işıkları kapatmayın yine olur. Stres yaparsanız çocukla otistik doğar. Peki nereden biliyorsunuz otistik olduğunu? Böyle bakın. Bir testi var. Bakın Test şu. Bakın bu slide şunu anlatıyor. Size anlatayım. Bunlar normal babyler. Normal anneden. Bu da annesi şeker almış çocuklar. Peki nereden biliyorsunuz bunların? Bakın bu normal annenin karaciğeri. Bu da çok şeker yedirdiğim annenin karaciğeri. Bakın yağlanmış görüyorsunuz. Bakın bunlar normal annenin bebekleri. Bunlar da şekerle beslenen annenin bebekleri. Bak buradan belli bak. Bak gördünüz mü nasıl? Şimdi bunun dışı böyle, içi de böyle bunun. Bunu da bilin mesela. Dışarıdan bir şey bakarsanız içini görürsünüz mesela. Dışarıdan birine bakın böyle. Böyleyse içi de bozuk. Ciğeri bozuk bunun. Beyni bozuk. Onun için dışarıda. Şey yani hani fenotip, genotip öyledir. Doğrudur. Evet. Peki nereden bileceğim otizm olduğunu bu çocuğun? Göz temasına mı bakacaksın? Bu çocuk ne, nereden bileceğim yani? Çok basit. Şöyle bir testi var. Sosyal tanıma testi çanları. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Buraya boş kutu. Buraya bir sıçan koyacaksınız. Bunlar birbirinin içine geçebiliyor. Bu sabit. Bu sabit. Bu oynayabilir. Bu kafesin içinde, bu boş kafes. Bir sıçanı otistik olup olmadığını anlamak için buraya koyduğunuz zaman orta kaba, normal bir sıçan 10 dakika içinde 9 dakika bununla ilgileniyor. Sıçanla. Koklaşıyorlar. Bir dakika buraya gidiyor merakından. Otistik koydun mu 5 dakika bundan, 5 dakika bununla ilgileniyor. <laughs> Neyi tanıyamıyor biliyor musunuz? Canlıyı cansızdan ayırt edemiyor. Sosyal zekası yok herifin işte. Bu sosyal zekası yok. Oradan biliyoruz. Bakın gördünüz mü? Fruktozla, şekerli suyla beslenen annenin bebeklerinde gördünüz mü? Bakın iki kapta geçirilen süre nasıl? Aynı. Normalde nasıl olması lazım? Bakın normaller neyle zaman geçiriyor? Bir arkadaşıyla. Peki biz kimle zaman geçiriyoruz? Boş kapla da zaman geçirebiliyorduk otistik olduğumuz için. Peki burada ilginç bir şey var ama dikkatinizi çekmiş olması lazım. Erkekler otistik oluyor. Dişiler olmuyor. Buradan da şunu anladık, otizm bir erkek hastalığı, değil mi? Otizm erkeklerle beş kat sık. Zaten erkekler biraz otistik zaten doğuştan, dikkat edebilirsiniz. <laughs> mesela, değil mi? Biraz öyle bir şeyimiz var. Şimdi, mesela üç yaşında bir kız çocuğuna bakın, adını sorun, anlatıyor, şuralıyım, buralıyım, Aa, siz oğlana diyorsun, ne yapıyor? ü diyor çocuk. Öyle kalıyor. Yani bir, bir de mi entelektüel, sosyal iletişim ne kadar bozuk. Mesela onun için mesela gerçekten erkeklere sosyal şey çok gerçekten sorunludur. Ee, ve devam edeyim size. Sonra dedim ki acaba anne karnında enfeksiyon mu yapsam? Sonuç ne? Aynı yine. Sonuç ne biliyor musun? Sonuç bu. Ne sonuç? Sonuç bakın bu. Erkekler otizm oluyor, dişiler otizm olmuyorlar. O zaman dişi bebekseniz kurtardınız. Erkek bebek taşıyorsanız İçinize bir kurt düşsün. Bu evet ya. <laughs> ya. ondan sonra neyi fark ettim ben? Şimdi bu deneyler kaç dakika sürüyor musunuz? O sıçanı gözlemek 10 dakika. Başka bir test 10 dakika. Tabii ben size basit anlattım ama bir sürü test yapıyorsunuz. Ya her test 10 dakika, 10 dakika bir de aralarda alkolle siliyorsunuz sistemi. Onun e, duygusu ona bulaşmasın diye. Çünkü çişlen, gayetayla hayvanın duygusu öbürsüne bulaşıyor. Peki her şeyi dahil etseniz. 100 sıçana deney yapsak her sıçana 120 dakika ayırsak ya bunun historisi var, biyokimyası beynini çıkarıyorsun, bakıyorsun, kesiyorsun ya sonuç bir otizm deneyi bin saat alıyor ya. Yani şunu fark ettim. Bir çocuk buna oturup saatlerce bakabiliyorsa kendi otistik zaten. Şimdi benim asistanlara baktım şimdi bazı diyor ki abi bu yapılır mı diyor, manyak mıyız biz? diyor, bunlara bakılır mı diyor bazı oturtuyorsun başını saatlerce bunu bakıyor, oraya mı geçmiş buraya mı geçmiş <laughs> o zaman ben şunu fark ettim Bizim bu deneyi yapan çocuklar kendi otistik zaten yani. yani değil mi? İlginç, böyle bir şey fark ettim. Ondan sonra... Ondan sonra... Ya dedim bu anne karnında aşı yapsam bu çocuklar ne olacak? aşı hep diyor ya ot aşı otizm yapar mı? Tam tersi oldu. Anne karnında tetanos aşısı yaptığında çocukla otizmin tersi daha sosyal oldular. Ulan bu dedim daha bu şimdi başka bir sonuç elde ettim. Ve daha sonra şunu keşfettim. Stresin dozu önemliydi. Az stres çok güzel bir çocuk yapıyor, daha sosyal. Çok streste otistik yapıyordu. Onun için stresin dozu önemliydi. Ama bu doz